Trafikte makas atan, ölüm saçan magandaları defalarca ekranlarınıza getirdik. Şov Haber, makas atan o gençlerden bazılarını buldu. Bulduğumuz gençlerin farkı pişman olmalarıydı. Makasa tövbe eden eski trafik magandalarının hikayesi geliyor ekranlarınıza. Senin canını yakacak, yavaş dur. Çok yakın arkadaşlarımızı kaybettik. Önümüzde takla atan arkadaşımız oldu. Çıkartmadı. Vallahi çıktı oradan, nasıl çıktı o ya? Makas atmak pişmanlıktır. Trafikte makas diye tabir edilen zigzaklar çizerek ilerliyorlar. Ne kendi hayatlarını ne de başkasının hayatını düşünüyorlar. Bunu yaparken de eğlendiklerini söylüyorlar. Ancak yaptıkları bu tehlikeli hareketler büyük ağır sonuçlara neden olabiliyor. Bariyeri mi çarptın? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ki abi. Bunlar sadece birkaçı. Şimdi karşımızda daha önce makas atan sürücüler var ve yaptıklarından oldukça pişman diyorlar. Peki neden pişmanlar? Daha önce kendilerine ceza kesildi mi? Ve gençlere önerilerine. El freni çekiyorduk, makas atıyorduk. O anlık bir eğlence oluyor. Ben gerçekten çok makas atıyordum. Makas atarken bir araç pert ettim. Yanımızdaki işte bayanlara hava atmak amacıyla falan çocuklara kötü örnek oluyorduk. O günlerde trafikte yarattıkları tehlikenin farkında değillerdi. Siz yanınızdaki kadına hava atacaksınız diye diğer insanların hayatını hiçe sayıyordunuz. Tabii şuursuzca hareketlerdi bunlar. Niye makas atıyordunuz? Ya bu heyecan işi. Yani anlık geliyor. Yani önümdeki arabaya geçeyim ya da bir yere hemen yetişeyim. Makas atarken video çekip bunu sosyal medyada paylaşıp beğeni almak için mi yapıyordunuz? Biraz o şekilde yapıyordum. Ama o beğeniler canla eşdeğer değildir. Beğeni uğruna canınızı tehlikeye atmayın. Arabaların tamponlarına böyle dibine kadar yanaşıp işte karşımızdaki veyahut da sokaktaki insanlara hava atmak için. İşte bak ben çok güzel araba kullanıyorum. Herkese kötü örnek oluyorum. Tolga Evcimen eski makasçılardan. Olur olmadık yerlerde makas atıyordu. Hem kendi hayatını hem de başkasının hayatını hiç düşünmüyordu. 2 yıl öncesine kadar bayağı aktif atıyordum. Ancak bir gün çok acı bir haber aldı. Kendisi gibi makas atan bir arkadaşının ölüm haberini aldı. İşte o andan sonra koluna bir dövme yaptırdı. O dövmeye de hızlandıkça azalıyoruz yazdırdı. Bu onun artık sloganı oldu. Yani Tolga Evcimen artık aracına bindiğinde daha dikkatli davranıyor. Her direksiyona geçtiğimde o arkadaşım ve bu dövme gözümün önüne geldiği an ona göre daha dikkatli kullanıyorum. Trafik kurallarına uyuyorum. Bunları gördüğümüz zaman gerçekten onlar gözümüzün önüne geliyor. İnsan tabii ister istemez pişman oluyor. Yapmayın arkadaşlar.